Devam ediyor. İkinci konuğumuz var yanımda şu anda. Onu artık yakından tanıyorsunuz efendim. Söylememe gerek yok. İbrahim hocamız da bizlerden biri artık. Ailenizin herbalisti, bitki uzmanımız. Kendisi bizlere sedef hastalığı, sedef rahatsızlığı, deri döküntüleri, sivilce, akne problemi olan seyircilerimiz varsa ekran başına diyelim efendim. Hangi bitki karışımlarını önerecek bugün bizlere? Kendisinden dinleyeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun. Kravatınız çok şık. Orası da İki çok günlük güzel. bir aradan Maşallah. teşekkür ederim efendim. Böyle yaz geldi, biz artık cıvıl cıvıl renkler giyiyoruz. Evet. İki gün bir aramız oldu. Seçim konusunda, seçim sonuçları konusunda bir şey söylemek ister misiniz hocam? Gerçi biz biraz önce dedik hani vatanımıza, milletimize hayırlı Hayırlı uğurlu olsun. olsun Evet, dedik, hayırlı ama olsun. siz de herhalde Tabii. bir iki Milletin kelime kararı. söylersiniz herhalde. Hiçbir şey söylemeyeyim. Yorumsuz mu? Siz de şeylerden hocam, yorumsuzlardan. Oy verdiniz mi efendim? Tabii. Vatandaşlık şeyinizi, Tabii. sorumluluğunuzu yerine getirdiniz de çok güzel. Peki. Biz tekrardan diyelim o Ha, zaman. vatana Vatana, millete millete hayırlı olsun hayırlı hocam. olsun. Son Kardeşim. seçimler dün, siz de eminim birazcık uykusuz kaldınız ki gözlerinizden birazcık Evet onu evet şey takip yapıyorum. Hani ettik. herkes evet takip ettiği için ekran başında. Bugün ekibimde, ben de, sevgili izleyenler, bilmiyoruz oradan nasıl görünüyoruz ama birazcık uykusuzuz. Çünkü seçim sonuçlarını takip ettik. Bölge bölge, şehir şehir. Evet. Ondan dolayı birazcık uykusuzuz. Sizde de var hocam hafif böyle bir mahmurluk, böyle bir şeylik. Ama yine de canlı Eskiden beri görünüyorsunuz. alışkanım, seçimleri iyi takip ederim. Değil mi? Evet, çocukluktan beri. Peki konumuza gelelim hocam. Şimdi bize sedef hastalığı, sedef rahatsızlıkları, deri döküntüleri, rahatsızlıkları üzerinde konuşacağız. Bilgilerinizle Sedef gelmişsiniz bugün. hastalıkları ne? Sedef hastalığının tanımından başlayalım Ha. hocam. Neden oluşuyor? Belirtileri nelerdir? Onlardan birazcık bahsedelim dilerseniz. Ondan sonra deri döküntülerine girelim. Hani böyle pütür pütür Evet. deri döküntüler oluyor ya efendim, ondan bahsedelim. Buyurun. Sedef deride genellikle dirseklerde, eklemlerde, yüzde veyahut da saç diplerinde Evet. pul pul olur. Bazen bazı kişilerde beyazımsı, bazen pempemsi beyaz, pul pul, balık pulu gibi Ha hocam, olur. tam sözünüzün üzerine. Şimdi Twitter'dan bana bir mesaj geldi. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz. Genç kız, 25 yaşlarında, ismini vermek istemedi, bize saygı duyduk, buradan ismini vermiyoruz. Vücudunun belli yerlerinde, kollarında, işte dekolte bölgesinde falan pul pul dediğiniz lekeler varmış hocam. Ne yaptıysam diyor, hani bu rahatsızlıktan kurtulamadım diyor. Her şeyi kullanmış, antibiyotiğine kadar kullanmış. Ne yapmam gerekiyor diyor, size de selamını iletiyor efendim. Evet. Ne yapması gerekiyor hocam? Ne yapması gerekiyor? Bununla ilgili sedef hastalıkları ve kanser, onkoloji uzmanı aynı zamanda Doktor Simoncini dünyada son 100 yılda en büyük buluşu yaptı. Evet. İtalyan asıllı Doktor Simoncini sedef hastalıkları ve kanser hastalıkları üzerine araştırmalar Evet. yapan şahıs. Simoncini'ye kadar bütün dünyadaki cilt hastalıkları uzmanları diyorlardı ki sedefin sebebi keratin denen bir protein yetersizliğinden kaynaklanıyor deniyordu. Bu bir iddia. Evet. Yani. Yani hücreler yenilenirken, eski hücreler atılıp yeni hücreler oluşurken, hücrelerin oluşumu sırasında Evet. protein yetersizliği nedeniyle bu hastalık ortaya çıkıyor deniliyordu. Bunun böyle olmadığını Doktor Sumincini belgeledi. Nasıl belgeledi? Kameraya çıkarak hatta. Araştırmalarla Tabii. belgeledi, değil mi hocam? Araştırmalarla ve bunun sebebinin bağırsaktaki mantarlar olduğunu belgeledi. Eksemenin sebebinin seborik eksem, atopik eksemin sebebinin, aknenin, akne inversinin sebebinin mantarlar olduğu biliniyordu zaten. Mantarlar olduğu Yani belgeli. sedef hastalığının, Sedef hastalığı döküntülerin sebebi mantar, mantarlar. bağırsak mantarları. Evet, bağırsak, her rahatsızlığın başında böyle ya da kökeninde Mantar var. bağırsaklardaki zehirli mantarlar, değil mi? İsteyen Google'a girip Simoncini, Doktor Simoncini yazarsa Mancini. Simoncini, İtalyan. Bu İtalyan doktorun buluşu. Fakat teşhis doğru, tedavi işkence şeklinde. Çok ağır bir onun yani Simoncini'nin tedavi şekli var. Ne diyor? Sodyum bikarbonatı içeceksin. 15 dakika sırt üstü yatacaksın. 15 Evet. dakika sağına yatacaksın. Evet 15 hocam. dakika soluna yatacaksın. 15 dakika ağız üstü yatacaksın. Günde 4 defa bir kişi
bir saat sağına soluna sırt üstüne yatsan ne olur? Evet. 4 saat gitti. Hiçbir kimse günümüzde 4 saat yatarak sağına soluna sırt üstü bunu gerçekleştirmesi mümkün değil. Değil bu mi? Ağır bir işkence gibi bir tedavi yöntemi. Yani tabii, insanlar hızlı yaşıyor. Tabii doğru. Mümkün değil. Zaman yok. Ne yapılabilir? Bununla ilgili Mısır'da klinik araştırması yapılmıştı. 1973 yılında yapılan araştırmada bu gördüğünüz aloe veranın elde edilen jel. Hocam bu çok büyük, büyük bir saksı. Geçen programda bir şey getirmiştiniz. Küçük saksını da getirmişsiniz. Artık o küçük saksıya bayağı sığmıyor. Onun için büyük saksı koy. Öyle mi? O günkü jel mi? Evet. Yavaş yavaş büyüyor. Maşallah yavaş yavaş büyüyor. Maşallah. Hocam çok güzel bakıyorsunuz. Bayağı büyümüş. Aloe vera jelimiz var. Aloe veranın içerisinde böyle jel var. Bu jel biraz acımtırak. Ben alışkın, ben yiyebilirim de siz yiyemezsiniz. Yerseniz acımsı tırak bir tadı var. Evet. Benim için fark etmiyor. Evet, ben alışkınım. Hocam bayağı acımtırak bir tadı hatta var. Hatta geçen gün Antalya'ya gitti hocamız, sevgili izleyenler. Tarla alacakmış efendim. Aloe vera jel için değil mi aloe hocam? Yetiştirmiş. Tarla bakıyordunuz yetiştirmek için. Evet. Ne kadar doğan, ne kadar. Aslında hocam şey hani böyle kaynatıp da işte bilmem nelerle karışımlarla kaynatıp aslında işte gördüğünüz gibi efendim orijinali değil mi? Doğal yani sonuçta yaprağın içinde olan bir şey değil mi? Ne kadar etkili. Evet. Hani Mısır'da yapılan klinik araştırmasında bu aloe veranın jel dediğimiz bu içindeki sıvı olan kısım. Yapılan klinik araştırmada 1973 yılında akne, sedef, ekseme gibi deri hastalıklarını tedavi etmişler. Bir, iki, şeker hastalarında diyabet olanlarda gözüken bazı deri hastalıklar olur. İyileşmeyen, ulkus denen baldırda, bacakta iyileşmeyen yaralar olur. Bu yaralara karşı da kullanılmış ve iyileştirilmiştir. Hocam bunu şöyle yapamayız. Değil mi? Saksılarda böyle aloe vera jelini yetiştirip böyle işte sedef hastalığımız varsa, döküntülerimiz varsa böyle pul pul böyle sürüp de geçmez değil mi? Sürebilir. Öyle olur mu? Sürebilirsiniz efendim o zaman rahatlıkla saksı saksı besleyiniz aloe vera jelinizi. Ben süreyim tabii göstereyim. Sonuçta şey değil. Hiçbir şimdi bitkisel yani herhangi bir şey yok. Zararı olmaz. Mesela diyelim ki sivilciniz var, deride kaşıntı var böyle krem gibi zaten bu sürebilirsiniz. Veyahut da hafif şöyle gözünüz ağrıyor. Evet, acımtıraklı bir damla, şey şöyle bir damla. Gözünüzü kapatarak gözünüze sürebilirsiniz. Göz ağrısına da iyi gelir. Evet. Yani fazla değil, az bir şey. Evet. Fakat aloe veranın bu jelden sıvı olan kısmından günümüzde birçok firma, binlerce firma aloe vera jel denen bir sıvı şurup elde ediyorlar. Fakat bunu elde etmek için bu aloe vera jeli çıkarıp yaprağın içerisinden kaynatılıyor. Kaynatıldığı zaman 22 çeşit amino asit, 15 çeşit vitamin. Hocam etkisi ölüyor aslında yani. Vitaminler, hani enzimler, amino asitler yok olur. Evet. Mesela Amerika'nın çok meşhur bir firması var. Onlar aloe vera üretiyorlar. Milyonlarca distribütörleri var. Minimum seviye düşür etkisi haşlandığı için. %10'lara, %5'lere düşür etkisi. Evet. Ben 19 yıl önce aloe vera şurubu üretmek için çalıştım. Başaramadım o zaman. Çünkü aloin denen bir madde içerir. Aloin ishal yapar bir, şişkinlik yapar iki. Aloini yok etmek için ya haşlayacaksınız ya kaynatacaksınız. Başka bir metot yani. Bunu üretebilmek için 19 yıl çalıştım ve 19 çeşit bitkiyle aloini zararsız. Maddesi hocam vücudun nasıl bir zararı var? Kendisi zararı yok. Yok etmeye sadece ishal yapıyor. Çok kötü. İyi ki de yok etmişsiniz hocam. Ben seyircilerime adına teşekkür ediyorum. İyi ki de çünkü yani kabızlık kadar. Uzun süre kullanırsa ishal yapar. Ciddi anlamda. Bağırsakları biraz hızlandırır. Evet. 19 çeşit bitkiyle biz bunun birleşiminde nane var, ladengülü var, kimyon var, sinirlot var, sarı kantaron vesaire. 19 çeşit bitki bunun ishal yapmasını önler, şişkinlik yapmasını önler ve bağırsak florasını. Aloe vera dünyada bağırsaktaki mantarlara karşı en etkili bitki. Dünyada. Bununla ilgili Almanya'da Sağlık Bakanı, Alman Sağlık Bakanlığı ve Alman Farmakoloji Endüstri Verband derler. Yani ilaç üreticileri birliği. Ortaklaşa Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya'da aloe vera kullanan 2,5 milyon insan üzerinde araştırma yapmışlar. 2,5 milyon bu çok ciddi bir rakam aslında hocam değil mi? Hani 2,5 milyon üzerinde bu jelin araştırılması sadece ve onaylanması. Evet.
Değil sadece bu bitkiyle ilgili dünyada en büyük araştırma yapılmıştır. Bu bitkinin haricinde hiçbir bitki üzerinde milyonu aşan araştırma olmamış. Hocam aloe vera'nın yanında, aloe vera jelinin yanında mesela birçok bitkisel aslında maskeler falan da var. Yani siz de bilirsiniz hani tamamen bitkisel. Onlar da Sağlık Bakanlığı onaylı değil mi? Tamamen bu jelle yapıldığı için çevremde var yani kullanan insanlar. Maskesi oluyor, kremi oluyor, el kremi oluyor evet, değil mi hocam? Hani birçok ürünü aloe var. Aloe vera ciddi anlamda ve ciddi bir rakam. 2,5 milyon kişi üzerinde. Bununla da ilgili zaten internet sitelerinizde de bilgileriniz mevcut. Efendim alan kodu alan kodu diyorum pardon. www. numaraya kaydı kafa. www.gökçekaktar.com www.doğaltedavi.net değil mi hocam? Evet. İnternet adresimizde. Aloverejel.com. Evet. Aloverejel mi? .com. Aloverejel.com. Öyle bir adresiniz de mi var hocam? Yeni mi açtınız? 40 tane sitem var. Aloverejel.com'dan da bilgilenmiş, böyle belgelenmiş bilgilere ve bitkisel karışımlara oradan ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. Zaten belgeleriniz de gelmişsiniz hocam. Japonya'da mesela Hiroşima ya bu atom bombasının atıldığı hocam, yerde. Hocam numaralarımızı da hatırlatmak istiyorum. Buyurun. Ben yarıda kaldım. Tabii estağfurullah. 0212 efendim alan kodumuzla birlikte 356-99-92 söylemişken yani sonunu da getirelim. 356-99-92 numaralardan canlı canlı yayınımıza bağlanabilirsiniz. Hocam buydu. Saygılar. Fushiyama Üniversitesi aloe vera jeli ile ilgili yapmış olduğu araştırmada aloe vera jelin hücre yenileyici özelliğini tespit etmiştir. Evet. Yani diyelim ki bayanların yüzlerinde hafif kırışıklık oldu mu psikolojik olarak rahatsız oluyorlar. Hocam ne deniyordu ona? Kartal ayağı mı deniyordu ona? Evet. Kaz ayağı. Kaz ayağı. Pardon sevgili izleyenler. Kaz ayağı. Evet. Kaz erkekler de oluyor. Kadınlar da belli zaman, bir yaştan sonra. Çok geriliyorlar. Aloe vera jeli kullandığı zaman kırışıklıkları önlüyor. Hücre yenileyici. Vücudu regenere edici, temizleyici, aratıcı. Kısa sürede normale dönüştürüyor. Bu aloe vera jelin birleşiminde 12 çeşit enzim var. Nasıl enzim? Pankreasın salgıladığı enzimlerin hemen hemen aynısı veya karaciğerin salgıladığı enzimler. Yani bir organ gibi bu aloe vera jeli. 12 çeşit aslında. 12 çeşit enzim var. Çok çok faydalı. Vücudu yenileyici, arıtıcı, temizleyici. Mesela diyelim ki istemeyerek dün mesela seçim vardı. Abur cubur şeyler yedi vatandaş sohbet esnasında. Evet, strese girdik hem de yedik yani evet. Cipsler, kolalar falan hani sonuçta suç. Sonunda rahatsız olacaksınız tabii ki. Tabii tabii. Rahatsız olmamak için fazla şey yediyse kişi aloe vera jelden bir fincan içtiğinde hiçbir hazım problemi olmaz. Hocam hazımsızlık, hazım konusuna şöyle değindik. Ben lahana suyunu da izleyenlere, izleyicilerimize önermek istiyorum. Hani lahana suyunu bana sizinle yaptığımız her programda zaten ben özellikle söylüyorum, vurguluyorum. Midede gastrit, işte ülser gibi benim gastritim var. Onu önerdiniz. Ama evet, diğer bir etkisini de gösterdi benim bünyemde, vücudumda. Bu neydi? Kilo problemim olmasına rağmen bana tokluk hissi yaşatmasıydı. Efendim zaten yaz da geldiği için hocam, özellikle bayanlar şu anda hızlı bir şekilde kilo vermeye çalışıyorlar. Sağlıklı bir şekilde efendim lahana suyuyla kilo verebilirsiniz düzenli kullanım sonucunda. Hocam bazı bayanlar böyle lahanayı ortalığı ikiye bölüyorlar. İşte haşlıyorlar, kendi çaplarında aktarlardan bir şeyler alıyorlar, karıştırıyorlar. Biz her zaman diyoruz bitkilerin dünyasında olmanın bir o kadar faydası olduğu kadar değil mi hocam? Bir o kadar şifalı bitkilerin tedavide kullanılmasına rağmen, faydalı olmasına rağmen bir o kadar da ölümcül rahatsızlıkları tetikleyebilir, ölümcül hastalıklara yol açabilir, ölüme kadar gidebilir değil mi hocam? Bir bitkisel karışım vardı bu konuyla ilgili, biz geçen gün de konuşmuştuk. Reşi mantarı yani. Zakkum yaprağı gibiydi herhalde, oydu herhalde. Mesela o da bitkisel bir karışım, o da bitkisel ama yanlış kullanım sonucunda ne oluyor? Farklı rahatsızlıkları tetikleyebiliyor, ölüme kadar yol açabiliyor. Bundan dolayı efendim ben zayıflayacağım, kilolarımdan kurtulacağım, yağlardan kurtulacağım diye lahanayı ortadan ikiye bölüp de haşlayıp aman suyunu içeyim de zayıflayayım diye beklemeyiniz efendim. Özellikle konuda hani hazımsızlık, hazım konusu da açılmışken ben kesinlikle lahana suyunu seyircilerimize öneriyorum. Çünkü ciddi anlamda hani ben 4 gün kullandım hocam inanın, dolabı açıyorum. Karnım aç ama tok. Yani tokluk hissi veriyor. Evet. Yani hani yine zindesiniz, yine enerji dolusunuz. Hani içtiğim için enerji doluyum ama karnım tok. Ne oluyor bu?
belli bir süreden sonra düzenli kullanım sonucunda ne oluyor? Midiniz biraz daha küçülüyor efendim. Gerçi benim kilo problemim yok ama bayağı bir etkisini gördüm. Yani gastritin yanında gastritimi evet, de gastriti iyileştirdi. Gibi. Ülserime de mideme de çok evet. iyi geldi, çok rahatlattı. Bu anlamda hem ülseri olan ya da ülseri gastrit problemi yoksa bile kilo vermek isteyen, sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyen seyircilerimiz varsa lahana suyunu ve içerisindeki hocam bitkisel sadece lahana suyundan ibaret değil değil mi tabii, hocam? Tabii. Diğer bitkisel karışımlarla birlikte. Sadece lahana etkili değil yani değil şimdi mi? Şimdi sadece lahana suyu kişi içerse kilo vermek için. Guatra sebep olur. Tiroid bezine çünkü iyot akışını engeller. Lahananın birleşiminde tiyosiyanat denen çok az etken bir madde var. Eğer sadece lahana suyu evde mikserde çekerde suyunu içerse yani gastritten ülserden kurtulmak için veya zayıflamak için bu sefer guatr problemi tiroid bezesinde anormallikler ortaya i̇şte çıkar. İşte hocam bizim lahana suyumuzun özelliği de bu herhalde. Sadece lahana suyundan sadece lahana olmaması suyu diğer bitkisel karışımları da içerisinde barındırması, özümsemesi, harmanlanmış olması hepsiyle birlikte. Tabii ki faydalı bitkilerle birlikte harmanlanmış olması ki bundan dolayı da herhalde etkisini kısa sürede gösteriyor değil mi? Tadı da çok güzel. İsterse kişi de 30 yıllık acısız şalgam suyuna gastrit veya ülser olsun. Evet. 4 haftada iyileşir. Sizde 4 günde olmuş ama. Ben de 4 günde hocam. 4 günde etkisini gösterdi. Yani 2 bardak içtim ben her gün. 4 günün sonunda ben bıraktım. Çünkü kilo vermeye başladım hızlı bir şekilde. Çünkü hani tokluk hissi verdiği için bir şey yemek istemiyorsunuz. Karnınızı tok hissediyorsunuz. Yine zindesiniz bir ama. Bir ay kullananlar bazen ortalama 10 ile 15 kilo verebilir. Ne kadar? Hani kilo yani kaç kilo verilir? Bir ayda. 10 ile 15. Akşamlar ağır yemek yemezlerse tatlı hamurlu. Biz de Türk milleti maşallah oturduğumuz zaman işte böyle altın gülleri alır bayanların bir de Allah'a da verirler. O tabağı doldururlar. Karnınız tok olduğu halde bir yere gidersiniz. O tabağın hepsini yemek zorunda kalırsınız falan. Değil mi hocam? Biz biraz hani siz de uzun yıllar Almanya'da yetiştiğiniz için Türk milleti biraz daha şeydir. Hani Almanya'da çok fazla yayın öncesi konuşmuştuk sizinle. Evet, evet. Çok fazla böyle bir şeyleri yoktur. Yani yemek kültürleri ya da misafirperverlikleri yoktur değil mi? Almanlar yok. Almanlar misafirlik pek sevmezler de bizden öğrendiler yavaş yavaş. Türk milleti olarak bizi. Bizim evet. kültürümüzü benimsediler evet. yani. Hı-hı. İlk zamanlar Almanlar mesela ben davet ediyordum, yiyordu, içiyordu. Onlar davet ettikleri zaman bir ikramda bulunamıyorlar yani. Öyle bir kültürleri yok, görmemişler. Ama yavaş yavaş alışıyorlar onlar da. Yani sosyalleşiyorlar. Evet. Akşamları da hocam biz mesela daha şey yiyoruz değil mi? Hani ağır yiyoruz öğle yemeklerinde mesela. Az yesek bile akşamları oturduğumuz zaman böyle, gerçi ben yapmıyorum ama çevremdeki insanlar böyle ağır yemek yediklerinde ciddi anlamda problem olur. O yüzden ne derler? Sefil gibi, fakir gibi akşam yemeğini meyvelerle falan ve arkasından hani en azından abur cubur yediysek lahana suyumuzdan da bir bardak içebiliriz değil mi hocam? Evet, hem ağzını kolaylaştırır efendim hem de kilo vermek istiyorsanız düzenli bir şekilde sağlıklı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız bu konuda yardımcı olacak. Hocam Rican arkadaşlar uyarıyor sonumuz süremizin sonuna geldik. Sedef hastalığı en ağır için sedef hastalığını aloe vera jelimize öneriyoruz. Aloe vera jel evet. eğer midesinde bağırsak midesinde problem varsa tonik midesinde değil de bağırsaklarında problem varsa iksir evet. artı sedef çayı. Bunlar... Hocam aloe vera jelimizi günde kaç bardak içmeliyiz? Günde 3-4 defa 2 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı. 2 ila 3 yemek kaşığı. 2 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı. Yemeklerden sonra değil mi? Tonikle yani lahana suyuyla birlikte kullanırsa yemekten sonra. Broşür var zaten, açıklaması var. Üzerinde de yazıyor. Tamam çok kullanım güzel. İnternet ilgili. Adreslerinizden de girip bakabilirler değil mi? En ağır sedef hastalığını 2 ila 4 ayda tedavi etmek mümkün. Hocam görünüm itibariyle Twitter'dan yazan izleyicimiz de aynı şekilde muzdarip. Hani görünüşü çok kötüymüş. İsmini de vermek istemedi. Ondan dolayı hani ne kullanayım bize dedi. Erdem Bey diye bir hasta geldi. Çok adamcağızın kötü. vücudunun %80'i yara bir içim. Benek ve insanların %80. İşte dışarıda hani kötü oluyorlar yani değil mi? Özgüvenlerini kaybediyorlar. Hani görünüş sonuçta. Tabii. Özellikle bir de ergense 25-26 yaşında bir genç kızsa daha etkilenir değil dün mi? Dün bir bayan aradı anlamda. Beni. Diyor ki beyinde çok yoğun sedef varmış. Evet. Aynı yatağı paylaşmak istemiyorum çok diyorum. Güzel. Lütfen hocam, yardım edin. Süremizin sonuna evet. geldik. Onu başka bir programımızda açıklamalı anlatalım. Sedef hastalığını, egzamayı. Çünkü konu başlıkları altında biz anlattınız ama çok fazla böyle ayrıntıya girmedik. Onu da başka bir programımızda. Tamam. Süremizin sonuna geldik. Rejiden uyarıyorlar. Görmekle. Çok teşekkürler hocam bugün bizlerle birlikte olduğunuz için. Efendim bizlerden bugünlük bu kadar. Ama yarın yayın akışımızda herhangi bir değişiklik olmazsa 10.25'te Karadeniz TV ekranlarında olacağız. Ama sizler yine 10'da Karadeniz TV ekranlarında olun. Bizleri izleyin efendim. Yarına kadar hoşça kalın, esen kalın.